Yepyeni bir videoyla karşınızdayım ve uzun zaman sonra maalesef yeşil ekrana geri döndüm. Ama şimdiden size sürpriz bir haberim var. Gen Z ekibi okula geri dönüyor ama yeni bölümler yeşil ekranda değil, gerçekten dekore edilmiş muhteşem bir sınıfla birlikte gelecek. Şu anda sınıf için çalışmalarımız devam ediyor. Yani masalar alındı, dolaplar alındı, gelecek onlar monte edilecek, sınıf boyanacak vesaire, bir sürü şeyler yapılacak ve yeni sınıfa geçtiğimizde yepyeni bir bölümle karşınızda olacağım. Yani birazcık bekleyeceksiniz ama bence beklediğinize değecek. Bu videomda da okulun ilk haftalarındaki öğrenci ve öğretmen tiplerini bir araya getirip size yaklaşık 10-12 tane canlandırma yapacağım. O zaman bu videoyu da en az 70.000 like bekliyorum. Eğer 70.000 like gelirse tiplemeler serisinin devamı gelecek. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Ben geldim! Ay ne çok özlemişim sizi. Siz de beni özlediniz mi? Yo. Selam gençler! Selam, naber, nasılsın? İnsan cevap verir. Merhaba, sen sınıfa yeni mi geldin? Ananas oldu. Ay, özür dilerim. Çok heyecanlıyım da. Yepyeni bir okul dönemine hoş geldiniz gençler. Aramıza yeni katılanlar var. Önce herkes kendini tanıtsın. Sudenaz'dan başlayalım. Hocam şaka mı bu? Beni sınıfı bırakın, zaten bütün okul tanıyor. Neyse. Unutanlar için hatırlatma vakti. Adım Sudenaz, soyadım Ziyagil. Ama siz bana kısaca Queen Naz diyebilirsiniz. Zenginliğimden bahsetmeme gerek bile yok. Sonuçta gösteriş yapmayı ve insanları ezmeyi hiç sevmem. Ama şunu da söylemeyi unutmayın. Babam Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri. Tamam ve kızım. Ve bu okula da yüz binlerce dolar bağış yaptık. Tamam kızım. Ayrıca benimle iyi geçinin. Çünkü ben istersem hepinizi tek tek satın alırım. Ay! Hava atmış gibi mi oldu? Tamam, sıradakine geçiyoruz. Adım Eda, soyadım Kara. Bu kadar. Kalpten gidiyor. Merhaba hocam. Benim de adım Ayberk Göz. Göz ya, göz. Üzül oldum. Gençler, tatiliniz nasıl geçti? Anlatın bakalım. Ay hocam, ayıptır söylemesi. Önce Miami'ye gittim. Ayıpsa niye söylüyorsun? Oradan Hawaii'ye geçtik. Hawaii çok güzeldi. Gördünüz mü hiç hayatınızda? Ay görmemişsinizdir tabii. Ama Instagram'dan takip edin, görürsünüz. Hocam sonra Fransa'da birkaç bonjour demek için Fransa'ya uğradık. Yani çok fazla kalmadık. 3-5 gün falan. Oradan da bütün yaz Londra'ya geçtik. Benim baba tarafı biliyorsunuz ya da bilmeyenleriniz varsa söyleyeyim. Babam İngiltere'yle de iş yaptığı için genelde orada kaldık. Hava birazcık soğuktu. Narin olduğum için birazcık üşüdüm ama genel olarak çok güzeldi. Bu kızdan sonra biraz... kötü gelecek ama biz köydeydik ya. Tarlayla falan uğraştık öyle. PlayStation'a falan geçti işte, bilgisayar, PlayStation. PlayStation'dan sonra tekrar bilgisayar, azıcık tablet, telefon. Öyle arada bir YouTube'da takıldım, Mete Kayagil falan izledim. Güzel geçti ama kötü geçmedi. Evet gençler, çıkarın bakalım kitapları, defterleri. Sayfa 48 açılsın. Bir de hocam daha tanışmadık bile. Konuşma lan dümbük. Zamanla tanışırız. Şşş, sessiz. Bakın benim nasıl bir hoca olduğumu diğer sınıflar size anlatmadı mı? Dersimde çıtını çıkaranı yakarım. Sene başından anlaşalım da sonra siz üzülürsünüz. Sayfa 48'e açın. Ya aksanım da bir kayıyor, böyle bir doğrulara kayıyor sizin yüzünüzden. Bak sinirlendirmeyin ha beni. Bit artık, bit artık, bit artık. Şşt kanka, ne yapıyorsun? Okulların bitmesine kaç gün kaldığını hesaplıyorum. Lan oğlum daha yeni açıldı. Şu anda 272 gün var. 272 koca gün. Öyle mi dersin? Önce bu 272'den hafta sonu sayılarını çıkaralım. Tam 80 gün boyunca hafta sonu yaşayacağız. Ve bu da 192 eder. Yani şu anda tam 192 gün olduğunu düşünebilirsin. Ama daha da az. Çünkü... okulda sadece 8 saatimizi geçiriyoruz. Diğer kalan 16 saatte evde olduğumuza göre günün 3'te 1'inde okuldayız. Yani bu da demek oluyor ki sadece 64 gün boyunca okulda olacağız. Artı teneffüsleri de çıkarırsak. Ona beynim yetmedi. Oğlum sen psikopatsın ha. Ben sana demiştim. Sayılı gün çabuk geçer. Şşt, sen ne yapıyorsun burada hala? Bak dün de okula gitmedin, bugün gidiyorsun. Ya anne ders işlenmiyor zaten, yoklama bile alınmıyor. Ne demek ders işlenmiyor canım, ikinci gün bugün. Tövbe estağfurullah, bana bak. Bana yalan söylüyorsan. Ya vallahi alınmıyor ya. Hiç kimse gitmiyor ilk hafta. İyi bakalım. Hadi. Pam pim pam pam pim pam pam pim pam pam pim. Alo hocam, merhaba. Merhabalar Döndü Hanım. Bobcan neden okula gelmedi? Bizimki ilk hafta kimse gitmiyor dedi. Aa, olur mu öyle, herkes geliyor. Dersler de işlenmiyor dedi. Derslerimiz tabii ki işleniyor. Hocam peki bu çocuk yok yazıldı mı? Doğal olarak yazıldı. Şimdi sıçtım onun ben ağzına. Ay yani hocam ben yarın mutlaka gönderiyorum. Bu yüz ifadesiyle ona neler yapabileceğimi hayal ediyor musunuz? Okula gitmemek harika. Anne. Niye öyle kızgın bakıyorsun? Yaklaşma anne. Şişt, kanka ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum. Bu sene çok çalışacağım. Bak görürsün, tüm notlarımı yükselteceğim. Ya, kanka geçen sene de böyle diyordum. Biliyoruz yani. Böyle çalışmam bir haftayı bile geçmeyecek. Zaten salacaksın yani her türlü. Ya hayır ya. Vallahi sınav senesi zaten yaklaşıyor. Yükseltmem lazım. Herkesten daha çok çalışacağım. Bak görürsün, hatta sınıftaki en yüksek notu ben alacağım. Kanka biz dışarı çıkıyoruz, gelecek mi? Geliyorum geliyorum. Sen hani ders çalışacaktın? Aman siktir et, kim uğraşacak derste, son gün çalışırız. Maymunlar cehennemine giriş yapıldı. Kolda kolda. Yeter artık, bir susun ya. Beynimi erittiniz. Selam, çok garipler değil mi? Buna baksana, maymundan dönme. Ben de ona o kadar sınıftan, ben daha çok küçüğüm. Ya ben de seninle aynı durumdayım, bıktım mı sınıftan? İstersen arkadaş olabiliriz, hatta kantine gidiyorum, gelecek misin? Buna hayır diyemem. Hadi gel. Sen niye hep teksin ya, alışamadın mı okula? Kanka zamanla alışır ya. Biz bahçeye çıkıyoruz, gel istersen. Yok ya, siz gidin, sağ ol. Sen bilirsin. Selam cenemeler, okul vaktim. Kanka sana zamanla alışır demiştim. Alışmaz olaydı lan, şuna bak. Evet gençler, ilk haftamız bittiğine göre ve herkes de okula alıştığına göre bu haftaki ödevinizi veriyorum size. Hocam ne ödevi ilk haftadan ya? Allah Allah. Sayfa 22'den 48'e kadar çalışma kitabını yapıyorsunuz. Ders kitabından da 31'den 72'ye kadar. Hocam gerçekten çok fazla verdiniz. Bu daha başlangıç. Cehennemdeki ısınma turlarınız. Siz bir de birkaç hafta sonrasını görün. Hocam peki bu videoya 70.000 like gelirse bir ay boyunca ödev vermeyeceksiniz, anlaştık mı? Ne gerek var böyle şeylere, zaten gelmeyecek. Hocam sadece izleyin ve görün. Göreceğiz göreceğiz. Lütfen 70.000 like olsun. Ne yaptın, ne söyledin? Ya bir şey yapmadım.